Merhaba güzel arkadaşlarım. Bu videoda ayak hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Öncelikle ayak hakkında birkaç şey söylemem gerekirse. Ayak 2 sene önce beta server'ında tanıtılmış bir karakterdi. Ve 2 sene sonraya kadar bazı şeyleri değişerek küçük olsun veya büyük olsun. Değişimler geçirerek 1.7'ye kadar geldi ve 1.7'de de bir banner olacağını söylüyorlar. Yani neredeyse son hali böyle. Yine değişim geçirirse ben sizi bilgilendiririm. İkinci statından başlarsak eğer yani ascent dediğimizde gelen statından başlarsak eğer crit damage alıyor level atladıkça ve bu sizin de bildiğiniz üzere crit damage ve crit rate main dps'lere yakışan bir stat. Bu statı gördüğümüzde karakterin main DPS olduğuna ikna oluyoruz. Daha sonra base atağına bakarsak eğer base 342. Bu çok yüksek bir rakam. Şu an k en yüksekti 349'la. Bu oyundaki ikinci en yüksek base sahip karakter olacak. Bu yüzden fazlasıyla güçlü olacağını İkinci kısım olarak da Ascent dediğimiz materyallere baktığımızda %60'ına sahip olmadığımız itemler olduğunu görüyoruz. Yani 1.7'de gelecek olan mapin içinde bulunacak itemler var. İşte yeni düşmanlarımızdan düşen itemler olsun veya yeni boss'tan gelecek item olsun. Özel çiçek olsun. Özel çiçekti. Monstat'taki dandelion seed'in Inazuma versiyonuna benziyor. Üzerine bir electro atarak toplayabildiğimiz bir çiçeğe benziyor. Yani toplaması gerçekten zor olacak. Karakterin düz vuruşlarına geçersek 5 tane düz vuruş atıyor. Düz vuruşların hasarı kaçingin bir tık üstü. Çok üstü değil. Eşit de değil. Sadece birazcık üstü. Ama base atandan oluşan farklılığı oyun içinde çok fazla hissedeceğiz gibi duruyor. Ayrıca düz vuruşları ve charge atağın animasyonundan bahsetmek istersem şu an ekranda görüyorsunuz gerçekten çok sıra dışı bir görüntüsü var. İnsanın kendini çeken bir görüntüsü var gerçekten o samuray görüntüsünü verebilmişler Ayaka'da. Sonraki bahsedeceğimiz konu olarak sprintinden bahsedebiliriz. Yani shift'e bastığınızda veya hızlı koşmaya bastığınızda Ayaka aynı Mona gibi elementin kendisine dönüşüyor ve yerde sürünerek gitmeye başlıyor. Ve bu sprintini kullandıktan sonra Ayaka'nın düz vuruşları bir süre boyunca cryo damage vuruyor. Bu olayı kullanan ikinci karakterimiz olacak oyunda. Sadece Mona vardı şimdiye kadar ve ayaka gelince 2 olmuş olacak. E skilline geçtiğimizde ise yani elementel skilline çok kısa bir süre uygulaması var ama hasarı gayet yerinde. 10 saniye bekleme süresi var. Tek E'sinin aşağı yukarı bir ile eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Yani siz ayakanın E'si ile eğer çok güzel kastıysanız 25k veya 30k vurabilirsiniz. Fark ettiyseniz Ayaka'nın skill tabloları yeni karakterler gibi durmuyor. Bunun sebebi başta bahsettiğim konu aslında çok eski bir karakter olması. Yeni karakterlerde uzun uzun paragraflar ve karmaşık pasiflere yer verilirken Ayaka'da gerçekten çok kısa cümlelerle anlatılmış ve çok kısa tutulmuş pasifler var. Mesela ultisine geçtiğimizde bile gerçekten çok kısa bir anlatım görüyoruz. Ultisinin özelliği de şu. Bir tane tünel gibi bir şey yaratıyor ve bu yarattığı tünel ileriye doğru gidiyor düşmanlarla beraber belirli bir uzaklıkta kalıp o uzaklıkta patlama yaratıyor. Yani bu tabloda slashing damage yazan ileriye doğru giderken attığı damage 3-4 defa bu damage'den veriyor. Blast storm damage, patlama damage'i. Patlama damage'i toplam giderken giderkenki damage'den daha az. Bu ultinin tamamen bitmesi 5 saniye sürüyor. Ve 20 saniye bekleme süresi var. Ve ultiyi kullanmak için de 80 enerji istiyor. 80 enerji bence bu ultiye değmeyecek bir enerji miktarı. Hani o kadar uğraşıp uğraşıp böyle pıtı pıtı vuran bir ulti hoş durmamış bence. Çünkü mesela Shield'e bakın. Shield'e çok zor ulti kasıyor ama bir savurduğunda etrafındaki herkesi tekleyebiliyor. Ekranda gördüğünüz görüntü az önce ultiyi anlatırken. Constellation 2 olan ayakaydı. Constellation 0'ında 3 tane dalga yerine sadece bir tane dalga atıyor önüne doğru. Talentlerine geçecek olursak, talent materyali yine da değindiğimiz perşemene benzeyen talent materyali ve Inazuma'daki çoğu karakter sanırım bundan olacak. En azından erken Inazuma karakterleri 2 0'a geldiğimizde biliyorsunuz Inazuma'nın tüm mapini yayınlamayı planlıyorlar. Ve o ara çok daha fazla ferşömen görebiliriz. Yine asentlerken kullandığımız materyali görüyoruz burada. Yeni düşmanlarımızdan düşecek olan. Ve Ayaka'nın istediği bu sistemi de az dahadan düşüyor. Pasiflerine geldiğimizde yine eski karakterlerdeki pasiflerden görüyoruz. İşte mesela ilk pasifi Ayaka silah asantlarken kullandığımız materyallerden craft ederse %10 şansla malzemelerden bize geri verecek neredeyse şu an karakterlerin yarısında olan pasifin benzeri. Diğer bir pasifi de bu pasif level atlattıkça geliyor biliyorsunuz. Ayaka E spelini attığında 6 saniye boyunca normal ve charge tatakları %30 artıyor. Yani Ayaka oynarken sürekli E atıp cryo efektini bırakıp biraz vurduktan sonra farklı bir karaktere geçerseniz 4 saniye boyunca farklı karakterde oynarsınız, sonra tekrar Ayaka'ya geçip E atarsınız ve yine 6 saniye boyunca Ayaka ile vurmaya devam edersiniz. Bu pasifin en verimli kullanma şekli şu an böyle. Daha sonra değiştirirler mi bilmiyorum. Diğer asentleyince gelen pasifimize geçersek de, karşıdaki düşmana sprint atarak buz etkisi uygularsanız, yani sağ tık basarak veya shift basarak buz etkisi uygularsanız, Ayaka 10 stamina yeniliyor ve %10 Cryo Damage Bonus kazanıyor 10 saniye boyunca. Yani bir düşmana girerken önce Sprint girersiniz ve Sprint ile Buz etkisini düşmanın üstüne koyduktan sonra E'nizi atarsınız. 10 saniye boyunca vurursunuz. Birkaç saniye Atak Bonus olmadan idare edip daha sonra az önceki dediğim şekilde vurmaya devam edersiniz. İşte karakterleri değiştirerek. Evet videomuzun son kısmına geldik. Constellation'larına bakacağız ve daha sonra videomuz bitecek. Bu kısmı sıkılanlar izlemeyebilir. Çünkü Constellation'larını almayı düşünen pek fazla kişi olduğunu düşünmüyorum. Zaten diğer karakterlerdeki gibi uzun uzun sürmeyecek Constellation muhabbeti. Hep bir veya iki cümleyle açıklamışlar. Eski bir karakter olduğu için. Evet ilk Constellation'ımızda başlayacak olursak Ayaka'nın düz vuruşları Cryo Damage vurduğunda %50 şansla E'sinin bekleme süresini 0.3 saniye düşürüyor. Ve bu etki sadece 0.1 saniyede gerçekleşiyor. Yani dediğim gibi düşmanlara sprint atılacaksınız, sonra E'nizi atacaksınız. Ondan sonra vurduğunuz düz duruşlar sizin E'nizin süresini düşürecek. Tabi Constellation 1'e sahipseniz. Constellation 2'si de ultisini anlatırken açıkladığım olay. Normal sizin ultinizin ortadan giden tünelin yanına 2 tane daha tünel yaratıyor ve bu yandaki iki tünel ortadaki tünelin yüzde %20'si kadar hasar vuruyor. 3. ve 5. constellation'ları biliyoruz. Skill'lerinin levellerini arttırıyor. Constellation 4'ümüz de gerçekten çok gereksiz. Çünkü şöyle ultimizin değdiği düşmanların defansını 6 saniyeliğine %30 azaltıyor. Şimdi karşımızda boss varsa bu gerçekten yararlı. Ama küçük yaratıklar varsa bir o kadar yararsız. Çünkü şöyle zaten bizim Ayakan'ın ultisi 80 enerji istiyordu. Bizim ulti atmamız zor. Tabi eğer önceki videoda bahsettiğim gibi Festeric Dizel kullanırsanız veya Skyward Blade kullanırsanız ulti atmanız kolaylaşır. Fakat gerçekten çok fazla vuran bir ayaka istiyorsanız bu Consolation gerçekten çok gereksiz olmuş. Constellation 6'ya geçersek, yani videomuzun son Constellation'a da geçersek, Ayaka'nın Cryo Damage'i kredi atarsa, yani bu Sprint attıktan sonra düz vuruşunuz olabilir, E olabilir, Ulti olabilir. Herhangi bir Cryo Damage'i crit attığında Damage'i 3 saniyeliğine %10 artıyor. Ve bu 5'e kadar steklenebiliyor. Yani düzgün steklerseniz %50 Damage artışı sağlayabilirsiniz ve her siteyi 0.1 saniyede kazanabiliyorsunuz. Bence yine Consolation 6'ya kadar gelen biri için değersiz. O kadar harcadığınız oyun saati veya o kadar harcadığınız para gerçekten buna değeceğini düşünmüyorum. Kimi karakterin sadece level atlatarak kazandığı şeyi mesela Yuumi'ye hemen geçen videomuzdan bakabilirsiniz. Kendi kendine Pyro Damage kazanabilen bir karakter varken başka bir karakterin C6'sına bu kadar az etki veren bir pasif koymaları gerçekten çok saçma olmuş. Evet arkadaşlar Ayaka ile alakalı bilgilerimiz bunlardı. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz yerler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.